Ey bu şehitlikleri ziyarete gelenler, bir de benden dinleyin şu anda neredesiniz? Metrekareye 6000 merminin düştüğü, kanların dere olup aktığı yerdesiniz. Sayısı bilinmeyen şehit var bu yerlerde. Belki bastığın yerde, belki uzak bir yerde. Kimisi de yan yana can verdi siperlerde. Belki Mehmet'in süngü taktığı yerdesiniz. Yurdumun bir yerinden bu savaşa katılmış, savaş boyu o cephe bu cephe dağıtılmış. Sonunda bu birliğe gelip yerini almış, Yusuf'un son adımı attığı yerdesiniz. Bastığın yerde bir Türk ya da Fransız mı var? İngiliz'i, Anzak'ı artık bizim olmuşlar. Hepsine kucak açmış bu güzelim topraklar. Düşmanların kardeşçe yattığı yerdesiniz. Başladı mı bitmeyen karşılıklı ateşin? Üç kez el değiştiren ufacık bir tepenin, zapt edilmesi için sıkılan mermilerin, havada birbirine çarptığı yerdesiniz. 5 çayını sarayda içmeyi hedefleyen, İngiliz komutana şu boğazı dar eden, Seyit'in elindeki okkası bilinmeyen, o gülleyi namluya sürdüğü yerdesiniz. Cehennem sıcağında, kızgın güneş altında, karşı siperde düşman, veli ateş altında, arkadaşı vurulup kana boyandığında, süngü takıp hücuma kalktığı yerdesiniz. Çetin çarpışmaların olduğu bu yerlerde, bir şarapnel denk geldi atamızın göğsüne. Göğsünde parçalanan saatin sayesinde, kıl payıyla ölümden döndüğü yerdesiniz. Yaralılarla dolu öbek öbek şu vadi. Her milletten asker var. Türk, Anzak, İngiliz'i. Sargı yerinde kalan tam 20.000 kişiyi, giden düşmanın topa tuttuğu yerdesiniz. Bozguna uğrayarak kaçışan düşmanların arkasından duyulan zafer naralarının, çınladığı bu yerde Kemal'in bir kayanın üzerinden düşmana baktığı yerdesiniz. Bir hasret mektubunu okumak için belki bir gölgeye oturmuş bir sigara içimi. Şu çamın altı belki ya da az ilerideki Ahmet'in bir mutluluk tattığı yerdesiniz. Niçin savaştığını bilmediği bu yerde bir Anzak askerinin hatıra olsun diye ülkesine götürmek için kinle, öfkeyle şehidimin başını kestiği yerdesiniz. Mustafa Kemal'in o ölümü emrettiği, Hasan için her şeyin belki sona erdiği, o tertemiz alnından kör kurşunu yediği, şehadet şerbetini içtiği yerdesiniz. Bir bölükten geriye 60 kişi kalmıştı. Bir Yahya Çavuş vardı. Hepsi Yahya Çavuş'tu. 60 kişi o akşam bölüğüne kavuştu. O gün hepsinin şehit düştüğü yerdesiniz. Hani biz barbardık da onlar medeniydiler, niyetleri aynıydı, farklı millettendiler. İlk defa gördükleri
topraklarda öldüler. Türk'ün öleni bizden saydığı yerdesiniz. Askerim dersler verdi o savaşın içinde. Kendi yurdunu işgal için gelen askere su bulmakta zorlanır, onlar yabancı diye kendi matarasını verdiği yerdesiniz. Türkleri tanıyınca savaşmaktan kaçınan, yaralı bir haldeyken mezarlığa saklanan, Meryem'le evlenerek bir Türk gibi yaşayan, Alice Tahir'in Alican olduğu yerdesiniz. Kanlı sırtta düşmanla ara 25 metre. Süngü takmış askerim, savaş göğüs göğüse. Bir İngiliz ve bir Türk birlikte düşmüş yere. İkisinin sarılıp öldüğü yerdesiniz. O yıl yüksek okullar, İstanbul Tıp Mektebi, öğrenci yok, kapalı birçok şehrin lisesi. Kimisi şehit düşmüş, gazi dönmüş kimisi. Savaşın bir dönemi yuttuğu yerdesiniz. Sesini duyduğunda yaralı bir askerin bir sağlık ekibine teslim etmesi için dünyaya örnek olan şanlı Türk askerinin düşmanı kucağına aldığı yerdesiniz. Bir dünya savaşının seyri burada değişti. Medeniyet inancın önünde yenik düştü. En güçlüler buradan çekildi, dünya şaştı. Çanakkale geçilmez dendiği yerdesiniz. Çanakkale geçilmez sözünü ezberleten, karada ve denizde iki cephede birden, kahraman Mehmetçiğin bir kere yenilmeden savaştan yine yenik çıktığı yerdesiniz. Her cephede düşmana kahramanca direnen, öleceğini bilip yine ölüme giden, Mehmetçiği 100.000'in üstünde şehit veren bu milletin yeniden doğduğu yerdesiniz. Ya Fatiha okuyun ya da şükranla anın. Buna ihtiyacı var burada yatanların. Hem zafer hem savunma için savaşanların düşmanlığa dostluğu kattığı yerdesiniz. Kurtuluşa giden yol Çanakkale'den başlar. Bir destanı anlatır burada dağlar taşlar. Gururla gözlerinden bırak süzülsün yaşlar. Mehmetçiğin bir destan yazdığı yerdesiniz. Mehmetçiğin bir destan yazdığı yerdesiniz. Destan yazdığı. Şiir Rasih Egeli. Seslendiren Zernil Destina.